Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Evet, bir haftalık bir hastalık sürecinden sonra tekrar döndüm. Sesim de yavaş yavaş yerine geldi. Yani şu an fena çıkmıyor sesim en azından. Sizlere hastalık döneminin sonunda sürpriz bir video ile dönüş yapacağımı söylemiştim. Fakat o video bu video değil arkadaşlar. Bu videoyu hemen şu an işten döndükten sonra ayaküstü çekiyorum. Çünkü bugün gerçekten hem Nintendo için hem de Pokemon dünyası için ülkemizi ilgilendirmesi açısından bomba gibi bir haber ortaya çıktı. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bunun hakkında konuşmak istedim. O söylemiş olduğum sürpriz video daha sonra sizlere sunulacak. O şimdi beklemede. Zaten siz başlıktan şu an görüyorsunuz. Gerçekten yani ilk duyduğumda çok sevindim. Daha sonra tabii ki hemen hayallere daldık. İlginç şeyler kafamızda kurduk. Öncelikle haberi söyleyelim. Arkadaşlar Nintendo Türkiye'ye resmi olarak geliyor. Yani aylardır, yıllardır beklediğimiz olay sonunda gerçekleşiyor. Bu gerçekten çok güzel bir haber. Yani bu konu hakkında söylenecek çok fazla söz var. Ama tabii ki çok fazla hype yapmamak, çok fazla ne diyelim yani beklentiye girmemek gerekiyor. Bir bekleyeceğiz, göreceğiz bakalım neler olacak, neler bitecek. Ondan sonra gelişmeleri tabii ki sizlere aktaracağız. Peki ortaya çıkan gelişmeler nedir? Bunları sizlere açıklamak istiyorum. Öncelikle bu işin tarihine şöyle kısaca bir göz attığımızda Nortec isimli firma Nintendo'nun distribütörü olarak ülkemizde faaliyet gösteriyordu. İşte zamanında 3DS'i oyunları vesaire ya da DS konsolunu vesaire biz Türkiye'den normal gidip atıyorum bir DNR'dan alabiliyorduk. Ama 2012 yılında Nortec yani battığını açıkladı. Ekonomik olarak bu işi yapamayacağını açıkladı ve Nintendo Türkiye distribütörlüğünden çekildi. 2012 yılından sonra da biz işte garantisiz konsollar, işte ancak yurt dışından alabildiğimiz oyunlar ya da insanların yurt dışından alıp fahiş fiyatla bizlere sattığı işte biliyorsunuz siteleri zaten. Orada burada sattığı sitelerden alıyorduk oyunlarımızı. Yani 6 yıldır vesaire bu süreç bu şekilde gelişmişti. Ama beklenen oldu. Nintendo biliyorsunuz 2017'nin başında Switch konsolunu duyurduktan sonra gerçekten büyük bir bomba patlattı. Yıl bitmeden 15 milyon civarında bir satış yaptı. Bu gerçekten bir konsol için müthiş bir rakam. Zaten biliyorsunuz 2 tane yılın oyunu adayı çıkardı. Bir tane oyunu yılın oyunu seçildi vesaire. Zaten bunu biliyorsunuz az çok. Nintendo Switch'in bu başarısı demek ki Nintendo'nun başka ülkelerde olmadığı ülkelerde de faaliyet göstermesine yol açtı. Ve bunlardan biri de bizim ülkemiz oldu. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? 2018 yılı itibariyle Nintendo Türkiye tekrar yeniden nasıl oluşacak? Bunu hemen sizlere anlatmak istiyorum. Nintendo'nun Yunanistan ve Balkanlardaki distribütörlüğünü gerçekleştiren CD Media, bu şekilde mi okunuyor bilmiyorum ama CD Media diye yazılıyor. CD Media herhalde. Bu firma aynı zamanda Türkiye'nin de faaliyetini almak istediğini açıkladı. Daha doğrusu resmi açıklama yapmadı ama internet sitelerinin Türkçe bir şekilde internet sitelerinin hazırlandığı göründü. İstanbul'a şube açacakları söylendi. Aynı zamanda CD Media şöyle bir açıklama yaptı. Türkiye'de faaliyet göstermek istediklerini, bundan çok memnuniyet duyacaklarını. Aynı zamanda ki burayı altını çizerek söylüyorum. Nintendo'nun tüm ürünlerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söylediler. Daha ne olsun yani. Dediğim gibi resmi bir açıklama yok ama özellikle Nintendo'cu sitesi biliyorsunuz Nintendo'cuyu. Gidip CD Media ile bağlantıya geçti ve onların ağzından bu bilgileri aldı. Yani İstanbul'a gerçekten şube açacakları ve Türkiye'de faaliyet gösterecekleri artık kesin. Hatta Şubat ayında bu tescillenmiş. Yani açacakları merkezin şubenin de Zeytinburnu'da olacağı söyleniyor. Tabii ki İstanbul açıyorlar şubeyi. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Gerçekten heyecan verici bir gelişme. Aynı zamanda açıklamaları arasında CD Media'nın şöyle bir şey de var. Türkçe kılavuz desteği de sunacaklarmış. Yani mesela siz Switch alacaksınız, içinden Türkçe kılavuz çıkacak. İşte oyunu alacaksınız belki Türkçe açıklamalar olacak üzerinde gibi. Aynı zamanda belki de oyunlarda Türkçe dil desteği de sunabilirler arkadaşlar. Bunlar yani kesin değil ama tabii ki tahmin edilebilir şeyler. Böyle şeyler olmasını bekliyoruz. Peki CD Media Nintendo distribütörlüğünü alıp Türkiye'ye Nintendo geldikten sonra neler olacak?
Yani bu tabii ki büyük bir soru işareti. Özellikle bu işlere çok fazla yakın değilseniz yani şu an ne olacağını pek anlamamış olabilirsiniz. Şöyle olacak, yani şu an biliyorsunuz PlayStation 4 sahipleri ne yapıyor? Yani Sony Türkiye olduğu için konsollarını istedikleri gibi alabiliyorlar, istediği yerden alabiliyorlar. Pek çok teknoloji mağazasında PlayStation'ı siz alabiliyorsunuz. Servis desteği var, garantili alabiliyorsunuz. Herhangi bir bozulduğunda vesaire servise hemen gönderebiliyorsunuz. Bunun dışında oyunlarını yine her yerde bulabiliyorsunuz kutulu olarak, istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği var. Oyunların çoğu ya Türkçe oluyor ya da Türkçe altyazılı oluyor. Yani bunlar daha ne olsun değil mi? Yani Nintendo'da %100 bu şekilde bir hizmet sunar mı bilmiyoruz ama en azından buna yakın şeyler olacağını söyleyebilirim. En azından servis desteğinin olacağını, konsolların garantili olacağını söyleyebilirim size. Aksesuarları yine istediğimiz şekilde alabileceğiz. Oyunları belki de yine DNR'a gidip mesela bir Nintendo oyununu alabileceğiz. Bunlar zamanında vardı. Tekrar neden olmasın? Olabilir diye düşünüyorum. Tabii kafanızı kurcalayan en önemli noktalardan biri fiyatlar. Yani bu konuda çok da beklentiye girmeyin arkadaşlar. Oyun fiyatlarının çok da düşük olacağını zannetmiyorum ben. Sonuçta bu oyunlar 50-60 Euro'ya çıkıyorlar. Bunları zaten Euro ülkemizde 5 lira arkadaşlar. Yani zaten 250-300 liraya tutuyor yani herhangi bir KDV vesaire olmadan. Yani ben çok da fiyat konusunda bir indirim beklemeyin diyorum. Ama en azından dediğim gibi kutulu olarak istediğimiz oyunu bulabileceğiz. Zaten yani şu anda da bu fiyatları alabiliyoruz Amazon'dan vesaire. Bu arada sesim gidiyor ara sıra, kusura bakmayın. Bunun dışında başka soracağınız soru tabii ki Pokemon'la ilgili sorular önemli. Pokemon'la ilgili durum nedir diye sorarsanız. Şimdi tabii ki Pokemon Nintendo ürünü. Nintendo ülkemize gelirse Pokemon da gelmiş oluyor otomatikman. Ama Pokemon Company Nintendo bu ülkede var diye bütün ürünlerini Türkiye'ye yığar mı onu bilmiyoruz. Ama şundan eminiz, Pokemon oyunlarını biz kutulu olarak istediğimiz şekilde alabileceğiz. Nintendo'nun konsollarını dediğim gibi istediğimiz şekilde alabileceğiz. Belki Pokemon'un amiiboları ya da çeşitli oyuncakları yine Türkiye'de satılmaya başlayacak. Kartları zaten yavaş yavaş satılmaya başlanmıştı hatırlarsanız. Bu belki artışa geçecektir. Yani Nintendo bu ülkeye uğradıktan sonra Pokemon cephesinde de gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Mesela Nintendo eShop Türkiye'ye açılabilir. Şu an biliyorsunuz Türkiye'den hesap açamıyorsunuz. Belki TL ile eShop'tan online oyun alabiliriz. Bunları bilmiyorum. Sadece tahminlerim bunlar. Yani biliyorsun mesela bir Mario Kart oynarken işte Amerika bayrağıyla çıkıyorsunuz. Amerikalı gibi görünüyorsunuz. Belki Türk bayrağıyla Türkiye'li olarak yarışabileceksiniz. Daha da ilerisini düşünürsek belki VGC yani Pokemon'un dünya şampiyonasında Türkiye adına katılma şansı olacak. Vesaire vesaire. Yani pek çok gelişme olabilir. Biliyorsunuz bazı Pokemon'lar eventle dağıtılıyor, etkinlikle dağıtılıyor ve bazı mağazalardan gidip alabiliyorsunuz. Bunu biz ülkemizde yapamıyorduk ama belki artık yapacağız. Çünkü Nortec zamanında böyle şeyler oluyordu. Mesela atıyorum bir Toys R Us'a gidip bir Mew alabileceksiniz eğer böyle bir etkinlik olduğunda vesaire. Yani pek çok yönden güzel olacaktır. Aynı zamanda da özellikle yeni neslin, gençliğin Nintendo'yu tanımasını, Nintendo'yla daha böyle yakından tanışmasını sağlayacaktır. Çünkü ülkemizde biliyorsunuz Nintendo kültürü çok iyi değil. Pek çok arkadaş maalesef Nintendo oyunlarını bilmiyor, tanışmadı ve biraz da ön yargılılar açıkçası Nintendo'ya. Belki bu ön yargılar kırılacak, belki Nintendo ülkemizde daha iyi tanıtılacak, daha iyi şeyler olacak. Bu yönden de önemli tabii ki. Bakalım bundan sonrasını heyecanla bekliyoruz. Ben gerçekten çok heyecanlandım. Çünkü Nintendo en azından distribütör yoluyla ülkemize giriyor. Bakalım neler olacak. Yani ben şöyle gidip de aynı Avrupa'daki marketler gibi işte Switch'in atıyorum yani aksesuarlarını alabileyim ya da Switch oyunlarını alabileyim. Switch konsolunu alabileyim değil mi yani? Hem de garantiyi düşünmeden. Çok güzel olur bence. Çok iyi şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Az önce de bahsettim. Fiyat konusunda pek bir beklentiye girmeyin bence. Fiyat konusunda çok böyle aşırı bir düşüş olmayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bugün Facebook sayfamızda ve Instagram sayfamızda bu haberi paylaştığımda hemen gelip fiyatlar konusunda sorular sordunuz. Dediğim gibi fiyatlar konusunda çok büyük bir şey beklemiyorum ama olursa müthiş olur tabii ki. Evet, bu konuda söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Kısaca yakın zamanda, hani ne zaman olduğunu sorarsanız onun bir tarihi belli değil ama ben yakın zamanda bekliyorum. Belki yaza duyurulur. Hatta belki yeni Pokemon oyununu, Switch'e çıkacak Pokemon oyununu Türkiye'den gidip böyle marketten alabileceğiz.
Çok da iyi olur gerçekten. Bakalım hep birlikte bekliyor olacağız. Bu güzel haberi böyle gelip sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak istedim. Siz de tabii ki yorumlarınızı, beklentilerinizi yazabilirsiniz yorum kısmına. Ayrıntılar geldikçe, yeni haberler geldikçe de bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle.